Bugün hava çok sıcak ya. Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Hani bütün enerjim bitik gibi. Of, dışarı çıkmam lazım. Bugün video sizin karar vermenizi istedim. Yani bu şey gibi videoları gibi değil işte. Ne yapacağıma sen karar ver gibi değil de. Vlogda konuşmak istediğim hani özel merak ettiğiniz bir konu varsa onu sorabilirsiniz diye Instagram'dan sordum. Şimdi birazdan cevaplara bakacağım. Ona göre şekillenecek muhabbetim birazcık. Çünkü çok uzun süredir sırf kamera ve sinema muhabbeti yapıyoruz. Evet, bunu da Yavuzlar'la çekiyorum ama öte yandan hani farklı bir muhabbet hoşunuza gidebilir diye düşündüm. Oo, hava sıcak ama çok hafif tatlı bir rüzgar var. Soruların gelmesini beklerken Arda'yla buluşmaya gidiyorum. Arda bir süredir şehir dışındaydı bir işi olduğu için. Ancak tabii espri şöyle, şehir dışındayken yazdığı videoda bu gözlüğe kıl olduğunu söyledi. Gördüğünde ne tepki verecek? Sırf o ona uyuz olsun diye, sırf sinirlensin diye giydim bu gözlüğü. Olur, kuzenler arası tatlı şakalar. Aha, ne güzel. Kışkırtma videosu bu mu oluyor? Kışkırtıyorum Arda'yı şu anda, evet. Takipçilerin hepsi yalak olduğunu anladım. Neden? Çünkü bu gözlüğün hiçbir şekilde iyi olma ihtimali yok. Hayır, takmayacağım ya. Çok yakışacak, hayatın değişecek. Hayır. Diyeceksin ki benim eksiğim buymuş bunca yıldır. Şuna bak ya. Çirkinim diye bağırıyor resmen. Hani şunu sen almasan kimse almayacaktı muhtemelen. Bence bir sürü kişi alıyordur. Derim bunu kimse almaz. Ver ver kardeşim ver. Ya sizce şimdi bu kadar kötü mü gözlük? Lütfen yorumlara yazın yani. Kötüyse kötü değil, size güveniyorum şu an. Ha, ama sizden tek bir isteğim var. Canı gönülden bir insan olarak istiyorum. Lütfen dürüst olun. Bakın lütfen dürüst olun. Bu gözlüğün güzel olma ihtimali yok. Lütfen. Aşağıda beni destekleyin. Beni değil ya, doğruyu haklıydı ya, destekleyin ya. Çirkin işte gözlük. Seni kışkırttığım için artık trendlere girebilir miyim? Yani trendlerde miyim ben şu anda? Bu kışkırtma sayılıyor mu? Trend, kışkırtma yapan trendlere giriyormuş diyorlar. Kışkırdım. Kışkırıldın mı? Çok büyük kışkırdım. Sizce ben de YouTube kanalı açayım mı? Açarsam ne üzerine açayım? Yalnız şaka şöyle... bir yana cidden hakikaten açayım mı derim sana? Geçen biri bana şey sordu, hani dedi ki işte YouTube kanalı açsam falan filan ne gibi içerikler yapsam tutar, işte sen biliyorsundur falan filan dedi de ben deminden beri bu trendler kışkırtma geyiğini bundan dolayı yapıyorum. Çünkü eğer bilseydim ben zaten hani 1,5 aydır 2 aydır falan 16 bin abonede takılı kalmazdım zaten, hani bilseydim muhtemelen kendime uygulardım önce. Ben bence bilmiyorum, bu konuyla ilgili yetkili merci ben değilim. Ne yapacaksın YouTube kanalı açıp? Onu bilmiyorum işte. Niye açmak istedin? Ama şimdi söyleyemem bunların hakkında olduğu için, senin izleyicin kibar. Kolay, easy money denen şey var ya. Ha. YouTuberlar çok kazanıyormuş. Tabii oğlum çok kazanıyor. Bakma ağladıklarına. Ama YouTube'dan kazanmıyorlar. YouTube'un getirdikleri reklamlardan çok kazanıyorlar. Ha. Evet. Ya mesela bir story'den 10 bin lira kazanıyor. Tabii canım. Story başına var öyle. Çok bilindi. En bilindikler işte. Instagram'da falan öyle diyorlar ki işte hani sana şu parayı ödemeyelim. Ben seni 24 saat hikayemde paylaşayım. Ödeşmiş olalım. Ondan sonracıma işte bir mekana giderler. Hesap ödemezler. Mekanı sadece tagleyip koyarlar. Oradan hop ye iç. Her şeyi yap. Böyle bir hayat. Kim istemez ki? Evet, bütün YouTube gerçekleri ortaya çıktı falan filan. Tamam, başta clickbait bir şey yapmayacağım. Bir süredir clickbait yapmamaya çalışıyorum ama öte yandan clickbait başlık koyacak olsaydım YouTube'un gerçekleri açığa çıktı falan gibi bir şey koyardım. Ha, şimdi sorularınıza baktım. Ne anlatmamı istediğinizle ilgili. Açıkçası genellikle kamerayla ilgili sorular gelmiş ama hani zaten EOS R'la ilgili çok fazla şey söyledim. O yüzden hani bu şu anda gördüğünüz görüntü EOS R'da.
Asıl anlatmak istediğim mevzu, soruyu beğendim. Her sinema öğrencisinin izlemesi gereken 10 filmi sormuşlar. Ancak bence sinema öğrencisinin izlemesi gereken 10 film yok. Bence sinema öğrencisinin izlemesi gereken her ülkeden en azından 15-20 tane film var. Ama biz bunu nasıl sınırlayabiliriz? Şey yapabilirim, isterseniz hani son 1-2 yılda çıkan izlemeniz gereken 10 filmi söyleyebilirim. Öyle. Yani buradan bir şey çıkarabiliriz. Fight Club kanka, adam şizoymuş. Son 2 yılda çıkan sinema öğrencilerinin izlemesi gerektiğini düşündüğüm bir film söylesene. Bir tane mi? Bir tane söylesene sonra. Roma. Roma mı? Evet. Açıkşehir mi? Hayır değil. Neden Roma? Çünkü son 10 yılda yapılmış bence en iyi film. Valla? Evet valla. Öyle oğlum, izle. Ya sen ne anlarsın, at binicisi. Arda sen? Bence Goodfellas izlesinler. Son 2 yılda çekilmedi ki. Ondan sonra bir daha iyisi gelmez. Son 2 yılda çekilmedi o. Goodfellas'tan daha iyisi gelmez. Son 2 yılda çekilmiş bir tane film. Goodfellas izlesinler. Benim mesela aklıma gelen filmlerden bir tanesi Burning. Burning gerçekten cidden güzel bir filmdi. Hani hatta Shoplifters o sene kanı aldı galiba 2018'de. Ancak bence Burning'in alması lazım. Shoplifters da çok güzel bir filmdi ama Burning hani türünde çok iyiydi. Bir karakter yaratıp onu geliştirmekte ve olayı yavaş yavaş çözmekte çok enteresan bir filmdi. Yani kesinlikle izlemeniz gerekiyor. Bir de hani farklı ülke sineması. İşte mesela Güney Kore sineması yani sonuçta. Yerli? Yerli bir şey? Anons. Anons. Anons nasıldı ki? Anons güzeldi. Şey, Mahmut Fazıl Coşkun'un, yanılmıyorsam, Yozgat Blues'un yönetmeninin filmi ve darbe gecesinde geçiyor. Ama bayağı iyiydi, ben beğendim. Asla anlamlı bir şey konuşmadık yani. Orada durmamızın tek sebebi sadece güzel göründüğü içindi. Fotoğrafını çekeyim mi orada? Gerçek anlamda şu anda tatile gitmemek yerine bu tatil fotoğrafı çekmemize ne diyorsun? Hani güneş tutan evli çiftler gibi. Alper en son yerli film söyledi, ben de söyleyeyim. Sibel. Sibel çok güzel bir yerli filmdi. Geri kalan filmlere evde karar vereceğim. Şimdi eve gidiyoruz. Bir dakika, ben şimdi videoda eğer buna bastıysam birilerinin ekranı öpmesi mi gerekiyor? Oo. Film mevzusuna nerede kalmıştım şimdi? Şey, iki tane yerli, iki tane yabancı film söyledik. Yani altı tane kaldı. Altısını hızlıca sayacağım çünkü hani daha fazla vaktinizi almayayım. Göstermek istediğim bir şey var, hani yeni bir şey geldi Çin'den, onu göstermek istiyorum. Çok basit bir şey ama hoşunuza gideceğini ve ileriye dönük ilginizi çekebileceğini düşünüyorum. Genel olarak bu listede size daha farklı filmler sunmak istedim. Ama hani onlara devam etmeden önce bir tane de gerçekten popüler diyebileceğim ve benim de çok hoşuma giden, hani yapısı yüzünden çok hoşuma giden bir tane film var. Spider-Man Into the Spider-Verse filmi. Animasyon olarak ve hikaye anlatımı olarak o kadar farklı metodlar kullanmışlar ki gerçekten izlediğim zaman bayıldım ve birkaç kere izledim filmi. Hani çok eğlendiğim ve hani herhangi bir insan, hani süper kahraman türünü çok fazla sevmese bile, hani işte animasyon filmi falan filan seven bir insana kesinlikle önerebileceğim bir film. Hatta film şey aklıma geldi, hani deminden beri daha festival sineması ağırlıklı bahsediyorum ya, az önce bir şey gördüm, haber gördüm. Nuri Bilge Ceylan bir festivalde konuşmaya varken şunu demiş: çocuklarım yüzünden Marvel filmi seyretmek zorunda kalıyorum, bu da benim cezam. Bence çok uzun süredir gördüm en komik tweet'i. Yani komik bir açıklama, böyle bir açıklamanın var olması komik yani. Kanepeye geçeyim ya, hop! 5 film kaldı. 5 filmden bir tanesi Lübnan sinemasından Kofernaum. Biraz ağır bir film ama gerçekten eğer sinema severseniz hani ve farklı kültürlerin, farklı filmlerini izlemek istiyorsanız birazcık hani kalbinizi acıtacak bir film ama öte yandan gerçekten çok başarılı bir yapıt. Ondan sonra listeyi söylerken Burning'den bahsederken aslında Shoplifters'ı da söylemiştim. Hani Burning'in daha iyi olduğunu söylemiştim ama öte yandan bu kişisel tercih meselesi, Shoplifters'a bence 2018-2019 aralığında çıkan en iyi filmlerden bir tanesiydi. Şöyle koysam seni. Aynen, Shoplifters. Ondan sonra The Favourite var, Yorgos Lanthimos'un filmi. Emma Stone falan oynuyor aslında, yani böyle de enteresan bir kadrosu var. Tuhaf yapıda, bu adam nasıl bir dünya yaratmış çok rahat söyleyebileceğiniz ve üzerine saatlerce, günlerce, haftalarca düşünebileceğiniz filmlerden bir tanesi. Lanthimos'un en başarılı filmi mi? Değil. Ama öte yandan hani
O tarz filmleri izlemeye başlamak için bence güzel bir giriş kapısı sunuyor The Favourite. Son iki film kaldı. Son iki film hani eleştirmenlerden tam puan aldı falan filan diyebileceğimiz filmlerden ziyade benim kişisel tercihim olan filmler. Bunlardan bir tanesi Mandy. Mandy hani Amerikan B tipi böyle slasher filmleri gibi bir film. Hatta yani çok ciddi olarak da B tipi olduğunu söyleyebiliriz. B tipi mi? B sineması. Öyle. Kan ve gore dediğimiz şeyden rahatsız olmayasanız tamamen teknik açıdan izleyebilirsiniz. Yani çok tuhaf kafalarda giden ama öte yandan renk ve ışık kullanımını zirvede yaşayan film. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Sinemada yıllarca insanlar dijital çağa geçerek bu gren dediğimiz hani görüntüde noktalanmalar oluyor ya. Yıllarca sinemacılar bu grenleri filmden yok etmeye çalıştılar. Ancak zaman geçtikçe dijital o kadar çok net bir görüntü verdi ki mesela Sony'nin görüntüsü öyle çok cam bir görüntü verir. Mesela Canon daha sinema kamerası gibi görüntü veriyor. Sonra Sony olarak bu da gren eklemeye başladılar o küçük noktaları ki eski film görüntüsü canlansın. Mandy bunu zirvede yaşıyor yani o kadar çok grenli bir film ki ama bu tamamen bir tercih olarak greni de bir karakter gibi hareket ettiriyor bile diyebilirim neredeyse. Sonuncu filmde You Were Never Really Here, Jacqueline Phoenix oynuyor. Enteresan bir film, güzel bir film hani. Neden tam olarak listeye koydum bilmiyorum ama nedense onu listeye koymayınca ve başka filmleri koyunca da onun listede olmasını istedim o yüzden hani. Yani hiçbirini sıralı söylemedim ama hani You Were Never Really Here de bu listenin azda sonuncusu olurdu. Ama kesinlikle eğlenceli böyle bir aksiyonu falan filan var ve karakterleri var hani derin derin karakterleri var. O yüzden iyi bir karakter filmi gibi bile çözümleyip izleyebilirsiniz filmi. Şimdi size demin bahsettiğim şeyi göstereceğim. Bu yakınlık muhtemelen daha iyi. Mesela ben bazen video izlerken böyle kanepeye yatıyorum, telefonda şöyle koyuyorum hani yandırarak izliyorum. Deminki planı düşündüğünüz zaman gereksiz çok yakınlaşmış olabiliriz. Özür dilerim. göstermek istediğim bir şey göstereceğim. Ya aslında çok basit bir şey. Ben böyle kamera incelemesiydi veya herhangi bir şeyin incelemesini bu aralar yapıyorum. İşte telefon inceledim falan filan. Herhangi böyle bir şey yapacağım zaman çok büyük saçma bir çözüm ürettim GoPro ile ilgili. Bende bir tane GoPro Black galiba 5 var. Su geçirme falan filan işimi görüyor. Şimdi Çin'den bir parça söyledim. Benim bulduğum çözüm şöyle. Bunun için temel olarak iki parça bana yetiyor. Temel olarak iki aparat söyledim. Bunlardan ilki hot shoe mount, hani bu kamera üzerine malzeme takmak için. İkincisi de GoPro tripod aparatı. Bu iki aparatı birleştirdiğin zaman hani kameradan tutun ışığa kadar bir sürü yere GoPro'yu direkt olarak bağlayabilmenizi sağlıyor. Sağlam bir şekilde bağlayabilmenizi sağlıyor. Totalde de 10 lira falan maliyeti var. Yani zorlasan kameralardan bir tanesi arkayı bir tanesi önü çeker. Böyle vlog şeklini düşünsene. İki açıyı da görüyorsun. Hem karşını hem kendini görüyorsun. Enteresan. Deneysel şeyler yapabilirsiniz bence buradan. 1-2 liraya mal ediyor çünkü.